Hepinize yepyeni bir videodan merhaba. Merak edenler için, videonun tamamını izleyemeyecek olanlar için özet geçiyorum. Çok tehlikeli, ağır bir kaza geçirdim. Devamını da anlatıyorum. Benim şu an buram kırık. Buradaki kemik kafatasımın burası kırık. Ama arkasında sinüs kısmı varmış. Arkasında bir kemik daha varmış. Yani burada aslında beynimizi iki kemik birden koruyor. Onun bir tanesi kırık ama arkadaki koruyor. Ben bunu bilmiyordum. Aslında söylendi ama algılayamadım. Ama sonunda öğrendim. Onun için huzurluyum artık. Yani kafatası şurada aslında kiremit gibi. Kiremitin ön tarafı kırılmış. Ama arka taraf koruyor. Onun için beynim ve ben güvendeyim. Hiçbir sorun yok. Çünkü yürürken bile korkuyordum. Merdiven inerken bile korkuyordum. Zaten ağrı kesicim, antibiyotiğim falan da bitti. Uykum da artık normal bir şekilde uyuyacağım bundan sonra. Bir estetik sorunum olacak. Onu da videoda anlatıyorum. Benim için yine de dua edin lütfen. İyi ki varsınız. Umarım bundan sonra bu sağlıksız olduğum son video olur. Çok güzel şeyleri ve sağlıklı anlarımı sizle paylaşacağım. İyi ki varsınız. Niye çekiyorsun? Kalsın işte onu. Yaşarsam. Hı? Yaşarsam yan çeksene. Kafası kırık. Resmi olarak kırık kafalı. Yaşayacak mıyım doktor bey? Yaşarsın yaşarsın. Hepinize yeni videodan merhaba. Öncelikle alnınız iyi mi? Alnınız güzel mi? Ben 3-4 gündür. Ne 3-4 günü? Bugün Perşembe, 4-5 gündür. Pazar günü neyse, pazar gününden bu yana insanların alınlarına bakıyorum. Alnınız Konya Ovası gibi ise keyfini çıkarın. Hatta şimdi bir videoyu 10 saniye durduracağım. Alnımda bir delik açıldı, onu göstereyim. Sonra da bir 10 saniye durdurayım. Siz alnınızın güzelliğinin, doğallığının keyfini çıkarın. Kafatasınızın. Sonra geleceğim, neler yaşadığımı anlatmaya çalışacağım size. Önce bir yakından göstereyim. Şu an böyle. Birazdan anlatırım da zaten. Kafatasımı kırdım, kafamı kırdım. Şurasında şu an bir delik var. Bugün galiba Perşembe, pazar günü sabah 5'te kırdım. Bu video nasıl bir video olacak inanın hiç bilmiyorum. Enerjisi düşük olursa, sıkılırsanız lütfen çıkın bu videodan. Çünkü tamamen kendim için. Tamamen kendim için değil, birinci kendim için, şu an iyi hissetmek için biraz konuşmaya, dertleşmeye ihtiyacım var. İkincisi ileride bundan ders çıkarmak için. Yaşayabilmemizin ana sayesi unutmak ama bir şeyleri de unutmak bazen doğru olmayabiliyor. İkincisi bu, üçüncüsü dostlarım, sevdiklerim merak ediyorlar, biliyorum. Böyle paylaşmak istedim, bu yol aklıma geldi. Dördüncüsü umarım bu sebep, keşke kimsenin başına gelmesin ama birileri belki bunu yaşıyordur. Zona videom çok kişiye faydası oldu sanırım. İyi hissettirdi. Çünkü çok kişi yorum yaptı o videoya. Belki bu da birilerine iyi hissettirir. Çok kişi yaptı dediğim, benim zaten kanalımda kaç kişi var, kaç kişi izliyor, o ayrı bir şey ama onu hissettim yani. İnsanlara birebir dokundu. Bir parça da bu paylaşma sebebim bu videoyu. Şimdi ne oldu, nasıl oldu? Hepsini anlatayım. Bugün hayaller Sarıkamış Gürcistan'dı ama hayaller burada. Bu parkta daha önce de sizle bir şeyler paylaştım. Ankara'da Chopin Parkı. Daha önceki videolarda hani -35'lik yeşile antifriz koyuyordum ya işte. Sarıkamış'a. Yeşil 7 yıldır benim de. Benimle yolda birlikteyiz. 7-8 yıldır karavanım benimle, arabam neyse işte kim ne diye tabir ederse benimle ama o oldu olalı ben bir kayak turu yapmak istiyordum. Yola çıkıp Ankara'dan Erciyes, Sarıkamış, sonra hatta bu sene Gürcistan'da hayallerimi eklemiştim. Hava inanılmaz sıcak bu arada. Neyse zaten kar da kötüydü bu sene diye avutayım kendimi. Bunu yapmak istiyordum. İşte o antifriz de onun içindi ama hayaller Sarıkamış.
gerçekler, acillerin yoğun bakımı oldu. Ondan da öte ben bu hafta Uludağ'ı sizinle paylaşacaktım. İki tane çok sevdiğim dostumla çok güzel iki gün geçirdim. O videoyu paylaşacakken bu hafta sizinle bu videoyu paylaşıyorum. Gelecek hafta umarım onu editleyip sizinle paylaşabilirim. Güneş aşırı kötü, sizin gözünüze girmezse biraz da şöyle çekim yapayım. Aşırı iyi aslında. Şubat'ın sonu, güneşi de özledim ama neyse biraz da böyle devam edeyim. İşte şeyde Uludağ'a gittik. İki gün çok güzel kaydık. Çok güzel kaydık, çok güzeldi. Kar çok iyi değildi ama neyse uzatmayayım. Çok mutluyduk. Ben bu arada 15 yıldır kask takıyorum. Kayma yaşta 14-15 yıl oldu. Daha ilk pistte boardum hiçbir şeyim yoktu ama kask almıştım. Bazı konularda sağlığa dair, bazı konularda ben aşırı takıntılı olabiliyorum. İşte şekere, şuna buna çok dikkat etmiyorum ama bu konularda tuhaf bir dikkatim vardır benim. Neyse, Uludağ'dan geldik. Bu arada oraya da bir yeşilimle gidecektim. Oradan döndüğümde de yeşili, dediğim gibi Sarıkamış'a hazırlayacaktım ama hiçbiri olmadı. Yeşille gidemez durumdaydım. Hazır değildi ısıtıcım ve baston falan. Onun yerine otobüse gittim, otobüse döndüm. Fiziksel olarak onun da yorgunluğu vardı iki gün boyunca. Cumartesi döndüm. Akşamında zaten buradaydık. Uyuduk, uyudum. Ertesi gün, pazar günü biraz dışarı çıkıp yürüyüp hava alacaktım. Çıktım yola. Bundan sonraki kısmı yolda anlatayım. Tam nasıl oldu her şey. Onu yolda anlatayım. Tekrar geleyim. Ondan sonra da sonraki süreçleri paylaşayım size. Heyecanlandım ve biraz korkuyorum. Of. Zaten bu travmayı da yenmek istiyordum. Sizinle yeneceğim. Çünkü o günden sonra tekrar burada hiç yürümedim. Şimdi ön kameraya geçeyim. O gün gibi olsun ve anlatmaya devam edeyim. Burası akşamları çok dolu oluyor. Hafta sonları ve akşamları. Ve yeşile köşede iki defa daha önce arabalar çarptı yeşilime. Ve benimki gayet düzgün park ettiğim halde. Mesela şu kamyon gayet düzgün park etmiş durumda. O gün bir araba tam burada. Bu kamyonun yerine geniş açı alayım. O kadar kötü hissediyorum ki elim titremeye başladı ya. Bu kamyonun yerine işte başka bir araba vardı ve şuraya kadar gelmişti. Ki yeşil bu araba, yani benimki de şuradayken falan şey olmuştur. Yeşil buradayken falan iki defa çarptılar. O araba buraya kadar gelmişti. Ben döndüm. Buradan geliyorum, döndüm. Ve oraya takılı kaldım. İlerliyorum. Böyle ilerliyorum. İçimden de geçiriyorum ya, söyleyeyim bir sonraki çarpana da yazık, ona da yazık. Ama son günlerde aman boş ver moduna biraz geldim. Normalde ben hayatta ya arabanıza çarparlar demeden geçmezdim. Sonra aman boş ver dedim, kendini düşün dedim. Ve böyle. İşte burada bir yere çarptım. Nereye çarptım bilmiyorum. Bu kurumuş bir ağaç. Umarım yaşar ama bana böyle bir ders verdi. Galiba büyük ihtimal şuryadır. Çünkü bir tomruk gibi bir şey. Oh. Neyse hala kötü hissettiriyor. İleriye gidiyorsanız geriye takılı kalmayın ya. Ben onu öğrendim. Bunu yapmaya çalışacağım artık. Öyle işte. Şimdi döneyim o zaman videoya. Böyle bildiğiniz şeydeki gibi, çizgi filmlerdeki gibi yıldızlar çaktı. Yani böyle bir kafam, bir basınç, bir şeyler oldu. Çok tuhaf bir şeyler oldu. Neyse ki hiçbir tarafımdan su falan gelmedi. Ağzımdan bulantı olmadı, kusma olmadı. Ama onun dışındaki her şey oldu. Böyle bir şey, ben kayarken de birkaç defa kaskım varken çok sert düşüşler yaptım. Onlar hafif benziyordu buna ama bu hakikaten hepsinden çok farklıydı. Yani nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Korktum. Elimi götürdüm işte alnıma. Burada bir şey var, çukurluk var.
insan bir de getirmek istemiyor yani. Hani kafatasının ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyor ve yok diyor, bir şey olmamıştır diyor. Elimle böyle biraz bastım kenarlarını, özellikle çukurun içine herhalde basmadım veya bilmiyorum, o şokla travmayla basmış da olabilir. Böyle vıcık vıcık bir şeyler ediyordu, etti. Düşünmek istemiyorum, yok ya, kırılmamıştır diyorsunuz. Çünkü kafatasınızda bir delik var. Ya her şey o kadar tuhaf ki. Sonra ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapsam dedim. Sağ olsun Adem var, doktor arkadaşım. Bir onu aradım. Ya dedim, bak böyle bir şey oldu, çukur var. Yani dediğim gibi düşünmek istemiyorum. Bayılmadım da ama çok kötü oldum. Böyle kafam zonkluyor. Hala çok tuhaf yani, şoktayım. Adem dedi git bir acile. O öyle söyleyince işte. Ha, bu arada hava çok sıcaktı aslında, bugünküne yakın. Böyle bir şey vardı. Montumu da aldım çünkü üşümeye başladım. Biraz titremeye başladım. O herhalde şoktan oldu diye tahmin ediyorum. Bindim taksiye ama kafam zonkluyor. Zonklama ağrımaya, ağrıya dönüşmeye başladı. Acile gittim. Burada hastane ismi vermeyeceğim. Çünkü zaten sürecin bir dahaki kısmı biraz sıkıntılı. Beni zaten o günden bu yana hani psikolojik olarak yıpranma dışında bunlar çok yoruyor. Geldim acile, işte önce boynuma bir şey bağladılar, sonra hani şu kazalarda falan sabitlemek için olan mevzu. Sonra onu çıkarttı başka doktor. Sonra tomografi, güneş bir taraftan da rahatsız ediyor. Sonra şey dediler bana, eğer acil bir işin yoksa tomografi çekelim. Şimdi düşünüyorum, bunu bile unutmuştum yani. Mal gibi duruyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Kafam zonkluyor. Etrafta insanlar tuhaf tuhaf, kötü yani. Neyse, tomografi çekildi ama ben gittikçe yoruldum bu arada, tuhaf bir şekilde. Gittikçe hareket edemez hale geldim. Tomografiden sonra kırık olduğu anlaşıldı. Burada zaten bir çukur. Bazı herhalde paylaştım sizle onu. Ondan sonra acil yoğun bakıma aldılar beni. O arada Adem'i aradım. Adem'i çağırdım. Daha doğrusu tomografi daha belli olmamıştı herhalde. Sağ olsun dostum geldi. Ya bu süreçte sonra da annemleri korkutmak istemiyordum. Sonra başka bir dostum anneni de ara dedi. Ondan sonra aradım. Annemle babam geldi. O anlar zaten çok kötü. Böyle komik bir şey yapmak istiyorum. Enerjim yok. Gariplerim girdiler içeri. Yandaki teyze can çekişiyor. Hiç dünyası kararmış, annem ona geçmiş olsun diyor. Neyse. Anam, babam, Adem, yanımda olan bütün dostlarım, arayan soran, telefonunu açamadığım, hayatımda ilk kez benim telefon açamadığım bir dönem oldu. Çünkü hakikaten psikolojim çok gelgitli. Gücüm olmuyor hiçbir şeye. Hepinize çok teşekkürler yanımda olduğunuz için. Duanızı ederseniz, enerjinizi yollarsanız çok mutlu olurum. Sonra işte beni acil yoğun bakıma yatırdılar. Ha, bu arada bileğime böyle bir şey saplıyorlar ya, o çok kötüydü ya. O çok kötüydü. Kan alındı filan. Sonra yandaki teyzenin kanı akıyordu yere. Bunlar çok kötü kısımlardı, çok zor kısımlardı. Ve şey, ben artık korktum. Yani özellikle acil yoğun bakıma yatırıldığımda ve kırık denildiğinde çok korktum. Çünkü 8 saat orada yatırıldım. Böyle giysileri sizi bir de poşete koyuyorlar. Aha diyorum, gittim. Arkadaşlarıma diyorum, borçlarımı bakın, hesap numaralarım şunlar, borçlarımı lütfen ödeyin. Annemlere bir şey kalmasın geriye. Burada bir tane bugün küçük bir video gördüm, onu ekleyeyim. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altıma sıçar. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altıma sıçar. Yani hakikaten çok korktum orada, ölümden çok korktum. Neyse ki AirPods ve Lana Del Rey açtım kulaklığı, ses kapamayı. O biraz sakinleştirdi. Yoksa çok fenaydı. Anam babamı görmek, arkadaşımı, dostumu görmek çok iyi geldi. Sonrasında eve gittik. Ve denilen şey, oturur pozisyona yakın uyuyacaksınız buna. Bu çok zor bir şey. Ben tam tersine yüzüstü uyuyan biriyim.
buraya artık hiçbir şey yapamıyorum. Ha. Zamanla çok hızlı bir sürede bu çukur zaten kayboldu ama ödemdenmiş. Ödem dolduruyor orayı. Bu süreçte o gün ölüm korkusu sardı dört bir yanıma kısmı. Biraz geçtikten sonra, ha bu arada komik şeylerden de bahsedeyim. Bu official Adem'e ait ama geldi işte. Hadi gözün aydın diyor. Kafan zaten kırıktı artık. Tescillendi bu diyor. Hakikaten official olarak. Kimse hiçbir davranışım artık benim şaşırmasın, yargılamasın. Ama hakikaten şöyle bir durum da var. Kafa travmalarında psikolojiniz değişebiliyormuş. Hala da korkuyorum. Anneme çok sinirleniyorum nedense. Anne özür dilerim senden ama elimde değil, dua et de oğlun kalıcı bir şekilde sinir hastası olmasın. Biraz önce de onu biraz üzdüm. Bir toplayayım kendimi. Biraz yoruldum, devam edeyim. Zaten kaç dakika olmuş ya. Hala dinliyorsanız bunları. Hatta kanalın adını kaldırımda yürürken ağaca çarpıp kafatasını kıran adam olarak falan mı değiştirsem? Ekşiye gelse yeniden alınacak nick gibi bir durum yaşadım resmen. Neyse, sonra bu sefer şöyle bir şey, ameliyat. Geliyor doktor, şey diyor, zaten yoğun bakımda, acil yoğun bakımda yatarken bir geliyor, bir plastik cerrah geldi falan, bir beyin cerrahı geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Şey diyor, kafanı keseceğiz şöyle. Kafatasını keseceğiz, içini açacağız, böyle gireceğiz, sonra oraya bir şey konulacakmış. Sonra geldi, hocaya sorduk, seninki şu an için gerekmiyor dedi, 10 gün içinde bakılacak dedi. Ya zaten o gün benim beynim durmuştu. Sadece duygularımda it gibi ölüm korkusu geldi. Sonra ertesi gün tabii biraz yavaş yavaş düzelmeye başladıkça, sağ olsun başka bir arkadaşım aradı bir de ertesi gün. Benim bu tomografi falan gösterip hem gün verdiler bana, ayın 10'una diye 10 gün sonrasına gün verdiler bu ilk gittiğim hastanede. Arkadaşım aradı, dedi ki bu geç çünkü kaynıyor. Sadece ödem geçtikten sonra orası düzeltilmesi lazım falan diye bir bilgi verdi. O da beni panikletti. Mutlaka ben sanıyorum ki insan işte en iyisini düşünüyor. Beynim öne doğru baskı yapıyor. Kemikleri ittirdi. Bura düzeldi. bu sadece böyle bir tecrübe de yaşadı ne oğlum diye düşünüyorum ya. En iyisi, fazla da en iyisini düşünmeyin. Sonra hayal kırıklığı kötü oluyor. Beyin baskı falan yapamıyor. Bu arada gerçekten yapıyormuş. Aslında mantık olarak doğruymuş. Ama beynin bu bölgesine değil. Çünkü burada sinüzitler var. Buranın arkası boş. Şu an bunları size paylaşabiliyorsam sebebi o. Yani bir beynin kırılabilecek en iyi yerini kırmışım ben. Yoksa azıcık içeri gitse felç olmaktan tutun ölüme kadar. İşte hala korkuyorum aslında. Şimdi anlatacağım. Ya o arkadaki boşluğa gelmiş mesele. Onu da belki videoyla paylaşabilirsem paylaşmaya çalışırım. Beyne bir şey yok. Ama nasıl oluyorsa hala bana, aradan kaç gün geçti, 4-5 gün. Hala beynim yukarıda uyutuyorlar ve bir sıvı gelirse hemen acile gelin diyorlar. Olabiliyormuş. Ha, diğer mevzu, ya sakın Google'a falan araştırmayın, bitiyorsunuz. Bir yıl sonra bile kafa travmasının etkileri olabiliyor diyorlar, psikolojiniz değişiyor diyorlar, dediğim gibi bir sürü şey. Bu hakikaten çok kötü etkiliyor. Bir daha yapmayacağım bunu. İnşallah ben ve sevdiklerim herkes sağlıklı olsun. Olmasın ama bir daha bunu yapmayacağım. Lütfen yapmayın. İnternetten bir şey araştırmayın. Psikolojiniz bitiyor. En iyiyi de düşünmeyin bence. O zaman da bitiyor. En iyi olmuyor çünkü. Sağlıkta en iyi olmuyor. Hele böyle büyük bir kaza atlattığınızda. Sonraki süreç işte doktor bulma süreci. Bir hastaneye gidiyorum. Bizim bölüm bakmıyor diyor. Plastik cerrahi. Şöyle ilginç bir şey de var bu ülkede. Mesela bir araştırma hastanesine gittiğinizde orada yazan doktor ismi bakmıyor size. Asistan bakıyor. Yani hani tamam, böyle olması gerekiyor demek. Şikayet de dediğim gibi etmek istemiyorum ama sağlıktaki en iyi yol, özel sağlık sigortası falan düşündüm ama o değil. Gerçekten kendinize iyi bakmak, dikkatli olmak, özellikle kazalardan. Ve şunu da söyleyeyim, ben
testereyle şununla bununla çok iş yapan bir adamım. Kimse de görmedim ben Türkiye'de. Gözümü kapatıyorum, kulağımı kapatıyorum. Her şeyimi kapatıyorum yani. Gerçekten kendimi önlemi alırım normal şartlarda ama işte insan 44 yıldır yürüyünce bazen dalabiliyor ve kaza gelebiliyor. İşte bunu en son kısımda söyleyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Sağlık sistemimiz hakikaten çok karmaşık. Bir ders konulabilir. Türk sağlık sisteminde nasıl ayakta kalınır diye. Sağ olsun teyzem, canım teyzem, önceki videolarda o bir beyin cerrahına yönlendirdi. Dün ona gittik, tomografi çekildi ama hocaya tekrar ulaşamadık. Şu an ameliyat olacak mı olmayacak mı o noktadayım. Şu korkumu da belki atmam gerekiyor artık çünkü olsa olurdu. Doktorlar ne kadar dese de ağzı burnundan sıvı gelirse, koş bize dese de. Çünkü her gün ölüyorsunuz. Onun yerine bir gün ölmek daha iyi. Artık oraya geldim yani. Bugün kendime off verdim. Bu sağlığı düşünmemek çok yorucu. Akşama kadar hastanedesiniz. Küçücük çocuklar geliyor. Beyin bölümüne. Bir çocuk böyle kafası tamamen şişti falan böyle. Zor yani. Kimse bence sağlıkla sınanmasın. Herkes kötülük ediyorsa kötülüğünü başka şekilde bulsun. Ama kimse sağlıkla sınanmasın. Sonuç olarak şimdi neredeyim? %99.9 bence iyiyim artık. Bu olayın bir estetik kısmı olacak. Sonradan çukur oluşacak. Ödem gittikçe. Şurada da mı bir çukur olmuş? Ödem gittikçe. Artı bir de şöyle bir kısmı var. Burası sanırım artık korunmasız kaldı. Yani bir tane reset tuşum oldu. Şuraya basınca şu 4 günü mesela silsem ama bütün her şey silinebilir. Makine kendini de kapatabilir. Her şeyi sileyim derken. Galiba onun içinde bir şey yapmak gerekiyor buraya. Çünkü ben hala kayıt yapmak istiyorum, board yapmak istiyorum. Normalde de yani işte bisiklette kask takıyorum ama burası savunmasız artık. Galiba onun için de bir şey yapılmak gerekiyor. Şu an bu belirsizlikler var. Ameliyat olacağım mı olmayacağım mı bilmiyorum. Zaten en yıpratıcı şey bu. Kabul ettikten sonra bir şey kalmıyor aslında. Acınızı çekiyorsunuz. Ama belirsizlik, sağlıkla alakalı bir belirsizlik. İnanılmaz yıpratıcı. Kafamı dağıtmaya çalışıyorum. IKEA'dan bir komodin aldık. Of, onu kurarken nasıl iyi geldi anlatamam. Sonuç olarak bu noktadayım, iyiyim. Bundan sonra ameliyat olursam hangisi gerekiyorsa olsun, iyi olan neyse hayırlısı, neyse olsun ama onu da paylaşırım ileride. İyi ki izlediniz, iyi ki varsınız. Galiba çok uzun bir video oldu. O kadar da kötü olmadı enerjim bence ve iyi hissediyorum. Şu, bu videoyu kaza geçirip de izliyorsan dua et, buradasın. Çünkü ölebilirdik. Sonrasında ya ölme ihtimalimiz çok yüksekti. Ölümlerin birçoğu kafa travmasından oluyormuş zaten. Kazalarda özellikle tabii. Travma zaten kafa kırılması yani. Senin de artık kafan kırık benim gibi. Hayırlı olsun. İnsanlar bizi üzerse veya biz üzersek söyleyeceğimiz bir şey var. Bizim kafamız kırık. Felç değilsindir umarım. Ben değilim şimdilik. İyiyiz. İyi ki varsınız. Söyleyeyim o zaman. Abone olun. Olur mu? Yani sıkılmadıysanız. Ya sıkıldıysanız da buradasınız demektir. Yine abone olun. Bundan sonra kafam official kırıkken neler paylaşırım hiç kestiremiyorum. Hiç bilmiyorum. İzlediğiniz için, burada olduğunuz için, bana dua ettiğiniz için, enerjinizi yolladığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Zona videosu çünkü çok iyi gelmişti. Hissediyorum. Bu videoyu paylaşınca da iyi gelecek. İyi ki varsınız. Sağlıklı günlerimiz olsun ve lütfen artık güzel sürprizlerimiz olsun ya. Hayat biraz güzel sürprizler getirsin. Görüşürüz o zaman bir dahaki videoda. Güzel olacak, çok güzel olacak. Derslerimi aldım, hayat devam ediyor. Daha güzel bir şekilde devam edecek. Başka ağaçlar bana kafa atmıyor. Önüme baktığım sürece ben ağaçlara kafa atmayacağım. Onlar da bana kafa atmayacak. Güney Amerika videolarımı sizinle paylaşacağım. Güzel şeyler olacak.
Tabii yine klasik oldu, kapatamamış oldum bu videoyu da. Güzel günlerde buluşalım, oldu mu? Bu sürprizler de bizim için. Yeter ki, neyse saçmalıyorum. Güzel olsun her şey. Görüşürüz. İyi ki varsınız.